Efendim hikaye bu ya. Bugün de farklı bir hikayenin kahramanını size takdim etmek istiyorum. Hayatın içerisinden bir kadın attığı her adımı planlayarak ve karşısındaki insana çok pozitif enerji veren, on parmağında on marifet olan ve bu marifetlerini size sıralarken şimdi müthiş de güzel bir enerjiyle takdim edeceğim Ayşe Uzun Gülşen. Doğru mu söyledim? Doğru. Ben isim özürlüyüm de ondan. Estağfurullah. Öncelikle bir kere bu müthiş pozitif böyle bana yaklaşımın, etrafındaki insanlar, o güleç suratın. Sen ne iş yaparsın ya? Neyi Benim başardın da benim konuğum oldun? o şeref bana ait. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. İyi geldin. Ruhuma da iyi geldin. Çok teşekkür ederim. Ne iş Çok sağ ol. yapıyorsun? Ben asıl mesleğim benim aşçılık. Profesyonel, hani bu Ben MasterChef filan onlardan okumadım. mı? Kendimi geliştire Kendini geliştire, geliştir. evet. Asıl mesleğim aşçılık. Daha sonra Zannediyorum ünlü bir ailenin de, çok evet. değerli bir ailenin Evet, de aynen. Aşçılığını aşçılarısın. aşçılığımı Efendim yapıyorum. Türkiye'de çok değerli, böyle bir 10 aileden biri olan, çok önemli ve saygınlığı olan bir ailenin de aşçısı ol. Evet. İşte inşallah bize de yemek yapar da. Bir küçük zaten ben de bir Yapıp kaşıkla getireceğim doluyum. size. Harika ama Yapıp mantı yapıp falan getireceğim. böyle falan öyle şeyleri sevmiyorum ben. Hemen zaten dört tane Sağlıklı. mantıyı da doyduğum için böyle special şeyler seviyorum. Ben size değişik şeyler yapıp getireceğim. Ayşe Hanım, bu hikayeyi nereden başlayalım? Nereden başlayayım? İsterseniz nereli olduğunuzla ilgili bir hikayenizi dinlemek isterim. Nerelisiniz? Kastamonluyum. 1983 doğumluyum. İki tane çocuğum var. Eşiniz? Eşim, evliyim. Evlisiniz. Evet. Ne iş yapar beyefendi? Beyefendi elektrik tadilat işleri yapar. Evet, çok güzel. Bizim çok elektrik işimiz oluyor. Her tarafta bir sorun oluyor. Elektrik de çok pahalandı. Eşiniz isyan ediyor mu? Bayağı. Yani Etmez olur mu? bu kadar Bayağı. elektrikle ilgili iç içe olan bir adamın elektriğin maliyet rakamlarını bilip de bunu vatandaşa sirayet ettiren BEDAŞ'a da isyan ettiği oluyor mu? Etmez olur mu? Bu ay mesela elektrik BEDAŞ duy, faturası duy. 850 lira elektrik faturası geldi. Çok Şaka yüksek gibi. değil mi yani? Şok E yani. bunu vatandaş nasıl çıkacak vesaire diye hiç konuşuyor musunuz evde? Tabii ki evde devamlı konuşuyoruz bunu ama daha da kötü olacağını düşünüyoruz biz. Hani bu iyi günlerimiz gibi düşünüyoruz. Öyle mi? Bu kadar ben Biz öyle. karamsar değilim. İyi Biz olacak, bir bayağı... şeyler muhakkak olacağını düşünüyorum İnşallah ben. ama bizim artık böyle şeyimiz kalmadı. Hani umudumuz pek kalmadı. Aa, umutsuz olur mu? Bizim umudumuz çok yüksek. Ülkemizle ilgili, coğrafyamızdaki insanlarla ilgili, başarı hikayelerini yalnızca stüdyoda değil dışarıda da çok görmek istiyorum ve ona temas etmek istiyorum, dokunmak istiyorum. Yani bir sürü insana bir sürü her şeyi sunmak istiyorum. Ne bileyim, hikaye bu ya. İnsan sevdikçe büyür gibi geliyor bu hikayenin Aynen. kahramanı olmak ve hikayeyi insanlara anlatmak değil, etrafındaki herkesin başarılı olmasını istiyorum. O zaman başarılı olduğun zaman insan işte herkes birbirine destek verdiği zaman sonuç alacağız gibi geliyor bana. Tabii ki üzücü olaylar var, Evet. sıkıntılı Evet. olaylar var. İnşallah ki bitecek. Pandemi de hayatımıza çok kötü girdi. Mikrobiyolojik hastalıklar Çok. vesaireler girmiş oldu. Aynen. Çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Dünya olarak mesela Kanada ile konuştum. Kanada'da bir arkadaşım bana dedi ki, burada dedi fiyatları kim hisse oldu dedi. İsviçre ile konuştum. Aynı keza öyle. Almanya'da, Fransa'da, dünyanın çeşitli ülkelerinde aynı şekilde bu zamlar varmış. Bu zamlar yalnızca elektriklere değil, yiyeceğe, içeceğe, giyeceğe vesaire. Ama insanların kazançları aynı. O dengeyi sağlanamazsa maalesef ki dünyada zenginler klabı ve geriye kalan da %99 bir fakir Fakir. insan. Yani sınıflandırma çok kötü olacak gibi geliyor. Aynen öyle İnşallah olacak. Allah hayırlısını versin. Amin, Ben inşallah. umudumu yitirmek istemiyorum. İşte... Peki sizin umut ettiklerinizle ilgili evlilik yapmış oldunuz. 83 doğumlusunuz. Evet. Hikaye nerede başladı? Hangi semtte doğdunuz? Florya'da. Florya'lısınız aslında. Florya'lıyım. Daha sonra mı Yeşilköylü Daha oldunuz? sonra Yeşiköy'de Eşiniz oldum. mi Yeşilköylüydü? O Yeşiköy'lü. Yeşilköy'den Aynen. adam buldunuz. Yeşilköy'ün adamları da çok klasmanı yüksek oluyor. Aynen. Florya'da böyle apaçiler mapaçiler oluyor böyle. Hani böyle gayrimeşru işlerle uğraşan tipler Florya'da
boldur ama Yeşilköy bir aristokrattır. Aynen. Bir yeşil yurt, keza bir aristokrasinin olmuş olduğu, ekaliyetlerin olmuş olduğu bir semte gelin gittiniz. Aynen. Hikaye buradan başladı aslında. Buradan başladı. Peki, eşiniz nasıl izin verdi? Aşçılığı ama. Aşçılığı. Ya benim yemeklerimi çevre olarak herkes çok beğeniyordu zaten. Ben dedim bunu geliştirebilirim. Hani bir sanat olarak dökebilirim bunu. Karar verdim. Oturdum, konuştum. Onun da aklına yattı. Yani yaklaşık bir 10 senedir bu işin içindeyim. O aileye haftada kaç gün gidiyorsunuz? Hafta içi gidiyorum sadece. Her gün? Hı-hı, her hafta gün. Hafta içi. Sabah evet. Gidiyorsunuz, akşam bazen gidiyorsunuz. Bazen hafta sonları da oluyor. Hani misafir gelir. Misafir geldiği zaman hafta sonları da olabiliyor. Peki bu yemekleri dünya yemekleri olarak dünya mı hazırlıyorsun? Dünya mutfağı, evet. Yani çok her çeşitten. Harika ya. Öyle görüyorlar. Ben çok severim, biliyorum. Yemek yapmak biz gerçekten sanat. Ben size yapıp getireceğim. Yani yemek yapmak ne kadar önemli bir sanat, çok, değil mi? Mesela çok. Dün Yeşilköy'de bir bu öldürülen Ece Erken'in evet. Kuzesinin olmuş olduğu çarşıya gittim. Orada başka Cunda bir yer. Restoran. Cundal'da değil de başka bir yerde konuk oldum, misafir oldum. Hı hı. Ve o misafirliğim esnasında da oradaki insanların da diyaloglarına filan neler yaşadılar vesaire, çevre esnaflar, garsonlar vesaire birçok insanla konuştum. Konuşurken de tabii ki yemek de yedik. Müthiş güzel yemekler de var Yeşilköy'de. Topik bilir misiniz ya? Topik yani. Ermeni yemeğidir, bilir misiniz topik? Çok değil. Çok güzel ya. Topik. Çok ben değil. Böyle ilginç etnik yemeklere falan da bayılırım böyle. Yani hem etnik olsun, dünya mutfağında bu ilginç ülkelerin ilginç yemeklerini tatmak isterim. Evet. Peki böyle hani kedi köpek bilmem ne hikayeleri var ya. Hı hı. Uzak doğuda onları pişirip yiyorlar filan. Yok. Bir aşçı olarak ne düşünüyorsun? Ya bana uymuyor. Peki, bana göre değil. Onlara göre mesela biz Tayvan'da olmuş olsaydık bunu konuşmuyor olacaktık. Yani. İzledin mi hiç yapımını filan? Merak ettim. Hiç merak bile etmedim. Açık söyleyeyim. İğrenerek baktığımız. Yani, yapamam. Yemek kültürleri uzak doğulunların bize uymuyor. Bana, bize ama uymuyor. Ama Mediterranean uyuyor bize. Yani Akdeniz mutfağı çok uyuyor. Yani. Öbür taraf Mezopotamya çok. Orta Doğu bize çok uyuyor. Onlar uyuyor ama birbirlerine öbür türlü yakın. Yok. Öbürlerine giremiyorum yani. Peki. Aşçılık devam ediyor. Devam ediyorum, evet. Bunu nereye taşımak istiyorsun? Bir master chef falan olmak için bir programa falan dahil olmak ister misin? Şimdi aslında şöyle hayalim düşünüyorum. Hayalim var. Evet. Var. Bunu isterim. Peki. Bunu buradan Acun seyretmez, Acun'un tuvalete gidecek zamanı yok ama inşallah Master Chef'i yapan yönetim ekibindeki arkadaşlar size çok ilginç bir karakteri sunacağız şimdi. Çok pozitif olduğunu izleyeceksiniz biraz sonra. Peki, yani Master Chef için değerlendirin, hiç olmazsa biz de işe yaramış olalım. Peki Master Chef olunca ne oluyor? Yani üst seviyeye geçiyorsun. Peki. Yani insanlar daha mı çok önem veriyor? Daha çok önem, daha farklı görüyorlar insanlar. Neden? Şef deyin. Ya bilmiyorum ama insanların gözüne çok farklı görünüyorsun o zaman. O zaman daha da mı dikkat ediyor insan? Tabii. Daha çok dikkat ediyor. Acaba ne yapayım diye de. Tabii. Mesela ben bir tane tatlı yemiştim. Miami'de zannediyorum yemiştim. Çok ilginç bir tatlıydı. Tatlının üzerinde de karıncayı kurutmuşlar, karınca vardı. Ay o ne? Ama bir tatlıydı, anlatamam. Ve arıyı kurutmuşlardı. Yani önce iğrendim ama sonra bir lezzet, bir kıkırdak. O nasıl acayip, nasıl uyum sağlanmış, anlatamam. Yani bilmiyorum. Gerçekten. Bana uymuyor. Salyangoz yer misin? Yok, yemem. Onu da yemem. Ben yok. Onu da denedim mesela, ona da bayıldım. Evet, yiyenler var, onu duydum ama ben... Istakoz sever misin? Onu severim. Yengeç, pavorya filan. Evet. O gillerden. O gilleri severim. Ama başka böceklere filan dokunmam. Yok. Dokunamam da korkabilirim yani. Filan diye. Aynen. Mesela benim bir arkadaşım Kara Fatma şekerlemesi yemiş. Ay yapmayın. Benim yemin ediyorum. Fobim var yani Kara Fatma'ya karşı, böyle çok kötü ama oluyorum. Ama nasıl güzel diyor. Midem bulandı diyor ilk yerken diyor. Sonra diyor istifa ettim diyor. İstifa ettikten sonra bir daha gittim yedim diyor. Ay. Cidini yediğimi fark etmedim diyor. Var böyle ilginç yemekler, ilginç lezzetler, değil mi?
Var da bizim kültürümüze uymuyor ya. Yani kültüre uyunca mı oluyor? Lezzet başka bir şey değil mi? Ne bileyim başka bir şey ama ben dokunamam, İşin yapamam. içinden çıkılamıyor değil mi? Yapamam yani. Harika O oluyor. kadarına giremiyorum. Peki. Onun harici bir nefesle ilgili de bir Evet, çalışman bir var. nefes koşluğu Ne yapıyorum. yapıyor? Şimdi sizden bir şey rica edebilir miyim Seher Evet, Hanım? lütfen. Bir elinizi böyle koyar mısınız? Ay, mikrofona Şuraya. gelmesin. Bir elinizi de böyle koyar mısınız? Burnunuzdan derin derin nefes alıp ağzınızdan verebilir misiniz? Şimdi nefesi nerenizde hissediyorsunuz derin nefes alırken? Buralarıma geldi. İşte ciğerlerinize kadar alabiliyor. Hepimiz için bu geçerli aslında. Fit nefes Başım döndü koşluğu ama de şu an. evet. Fit nefes koşluğu dendiği zaman Vallahi başım döndü. evet işte %30'luk bir oksijenle yaşıyoruz aslında. Öyle mi? Bunu böyle Yüzde yapınca ne oluyor? onu fit nefes koşluğunun asıl amacı ruhsal, bedensel ve zihinsel bir fitliğe ulaşmaktır. Yani bu çalışmalarla beraber kişinin aldığı nefesi organlara, diyaframa rahat bir şekilde taşımasını sağlıyoruz. Şimdi diyaframdan nefes alsaydınız endişeydi, kaygıydı, işte depresyondu gibi şeyleri çok yaşamayacak olacaktık. Sağ Ama elimi mi alıyorum? ya Yanlış. fark etmiyor el olarak. Şimdi diyaframdan nefes alabilmeyi Aa çok öğrendiğimiz enteresan ha. zaman Bakın bir yani ben daha önce nefes koçu galiba ağırladım denememiştim bunu. Halbuki çok basit bir şey. Ben niye denememişim bunu? Yoga yapanlar böyle mi yapıyor? yani şimdi Dünya Sağlık Örgütü'ne Bir göre de şey yapıyorlar böyle. sağlıklı bir insan Aman ama bak çok enteresan. Bu ses titreşimleri yani buna ne deniyor? Mantralar deniyor. aynen. Bu mantralar insanın vücudundaki tetiklemeler alınıyor. Kesinlikle Saçma bir öyle. ses gibi düşün. Bak. Ama değil. Ama Değil. şuramın çalıştığını hissettim. Evet. Burama geliyor. Bunu da öğrenmiştim birinden. Bir mantracıyla sohbet etmiştim. Ha bu arada ondan sonra dinledim ben mantraları. En sevdiğim mantra Gayatri mantrası. Peki. Evet. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sağlıklı bir insanın dakikada 8 ila 12 defa nefes alması gerekiyormuş. Mesela dakikada işte 20 defa nefes alan bir insan sağlıklı bir insan değil. Bu insanda depresyon olur. Bu insanda kaygı bozukluğu olur. İşte obezite olur. Ne bileyim sürekli kaygı Dakikada halinde. ne kadar? 8 ila 12. Sağlıklı bir insanın. Nasıl anlayacağız o nefesi aldığımızı? Dakika tutalım. Ama ha böyle Evet, yapmayayım mı? normal, Ben sakin mesela şekilde nefes aldığınızı bir düşünün. dakika. Dakika tutayım Tut. ben. Başlayalım. Siz sayın ama kaç defa aldığınızı. Altı. Tamam. Sekiz. 8 defa mı nefes aldınız? Çok iyi. Siz çok sağlıklısınız o zaman. Öyle mi? Ama bunu şu şekilde yapmayı öğrenmek gerekiyor. Nefes alırken nefesi sadece ciğerlere değil, bütün organlara servis etmeyi öğrenmek gerekiyor. Bunu Düşünceyle. öğrendiğiniz zaman zaten nefes alıp ve nefes çalışmalarıyla. Ama ne oldu biliyor musunuz? Hatun dediğini yapayım diye bacaklarıma kadar bir elektrik gitti. İşte oksijen gidiyor. Mesela danışanlarıma ben diyorum ki
Bu çalışmalara başlamadan önce multivitamin öneriyorum ben. Çünkü kusmaları oluyor, baş dönmeleri oluyor, yapamıyorlar. Yoğun oksijenden. Sonra vücut alışıyor. Bu sefer sağlıklı bir insana dönüşüyorsunuz. Allah Allah, bak çok enteresan. Fiziken fit oluyorsunuz. Allah Allah. Zihnen fit oluyorsunuz, ruhsal fit oluyorsunuz. Bunların hepsine ihtiyacım var. Yapalım Hayatım beraber. içer. Seve Ya seve. ilk ben bu nefes hikayesini Ajda'dan öğrendim, biliyor musun? Ajda'nın menajerliğini yapıyordum. Hatun'un başka bir hayat felsefesi var. Yani insanlar şey yapıyor işte. Ajda şu kadar 81 yaşında. Ay, 100 yaşında olsa ne olur? Yani. Kadına bakarsanız kadın 50-55 maksimum. Yani müthiş bir şey. 25 yaş bir insanın genç göstermesi o kadar önemli ki, çeyrek asır. Daha ne olsun? Kesinlikle. Müthiş bir şey değil mi? Aynen. Ben Ajda Pekkan'ın hiç ölecek gibi gelmiyor bana. Bana da öyle geliyor Ya niyeyse. vallahi billahi. Peki bu yaşamı uzatan bir şey değil mi Ayşe? Kesinlikle. Harika. Kesinlikle. Peki Ayşe Hanımcığım, şimdi sana bir şey soracak isterim ben. Tabii ki. Bunu haftada kaç kere yapmak lazım? Haftada bir kere Öyle mi? çalışmalara başlıyoruz. Evet. Önce Ondan sonra... haftada bir, sonra arttıra, arttıra, arttıra. En son şeye geçiyoruz. Ay rahatlattı. Evet, ondan sonra esnemeye başladınız zaten. İlginç he. Bir nefes deyip geçmeyin. Hayat bir Kesinlikle nefesten bizi ibaret hayatta derler ya. tutan nefes Atasözleri ne kadar zaten. ilginç. Aynen öyle. Abo. Peki, nefes koçu oldun. Evet. Yılmadın. Yılmadım. Başka ne Astroloji. yaptın? Astroloji. Astroloji. Benim yani astrologların İyi misin astrolojide? şöyle diyeyim. İyiyim, iyi olduğum söyleniyor. Astrolojiye geçtim. Bir dakika, bir dakika. Ay, o Burada kadar şey. güzel geldi ki. Ben istiyorum bu nefes hikayesinde. Tamam, yapalım beraber. Astrolojide de bu kadar başarılı mısın bakalım. Şimdi benim ben şeyimi veririm. Çok Doğum baktırıyorum ben haritasına. doğum haritalarına falan. Mesela 2022 yılında ben işte 21'de 21'in sonuna doğru program yapacağım. O programın çok tutacağını falandı filandı. 2022'de şunlar olacak, bunlar olacak hikayeleri vardır ya Evet, astrolojinin. evet. Hepsi çıktı, ben dedim. Kesinlikle çıkmadı. Sallıyorlardı. Yıllarca ara vermiştim televizyon Doğum haritası programlarına. parmak izimizdir bizim. 2022 yılında çok büyük star olacakmışım. Bekliyorum. Şaşmam. Zaten şimdi başlamışsınız Başladı starlığa. evet yani. Mesela yıllar sonra, 15 yıl sonra yani 7'den 70'e insanların çok takip ettiği biri haline gelmişim. İnanamadım mesela, ben dün gittim filan, böyle yollarda çevirme yürüyünce filan. Çok kısa zamanda şöhret olmuşum. Bu 3 aylık bir Çok şeyde, güzel. al sana haberde. Çok hoşuma gitti. Çok gurur verdi bana yani. Çok Kesinlikle keyif öyle. verdi. İnşallah ben Seviliyorsunuz. şımarmayacağıma söz verdim Sizde o şey yok sevenlerime. zaten. Allah hepsinden razı olsun. Peki nefes gitti. Astroloji başladı. Ona ne zaman başladınız? Buna da bir 3 yıl kadar oldu. 3 yıl. Evet. Bu arada Hatun'un telefon numarasını bakın şuraya yazdırıyorum montajda. Montaj efendi. Bol bol yaz. Kesmeden bu dediklerimi yaz. Yaz, numaralarını yaz, iletişim kursunlar. Bu nefesle ilgili vallahi, yani atalarımız demiş ya. Nefes almayı doğru yapın, hayat bir nefesten ibaret Kesinlikle. diye. Hatun bana onu kanıtladı. Süper. Kesinlikle. Peki astrolojiyle ilgili 3 yıldır aktif olarak Aktif. Daha profesyonelsin. Ondan önceden de önce de meraklı mıydın? şöyle ben çocukken de mesela gazete alınırdı eve. Sürekli gazetede şey burçları okurdum ben. Mutlaka yani her gün günlük burçları okurdum. Küçüklüğümden gelen bir merak var Sonra bende. o burçtan nereden geliyor diye Sonra araştırdı. 17-18 yaşlarımda böyle isim vermeyeceğim. Astrolojiyle uğraşan birinin kitabına gittim aldım. Detaylı detaylı devamlı okuyordum ben bunu. Okuyor, gerçi okuyarak astrolog olunmuyor tabii ki. Eğitimlerini aldım. Sertifikalarımı aldım. Böyle ilerlettim. Şimdi danışanlarımla bu şekilde devam ediyorum yani. Siz Ay, bir şey söyleyeceğim. İyi mi bayağı geliyor bu kadar böyle? çok İlkinde yani böyle mi oluyor? Birkaç nefeste mi oluyor bu böyle? ilkinde Ne kadar sürüyor bu? danışanlar istifra ediyor, baş dönmesi oluyor. O Bu ne yüzden kadar? haftada bir ilkinde.
Ne kadar sürüyor bu? Uzun sürüyor biraz. 12-13 seans sürüyor. En Hayır. son bilinçaltı Seans ne kadar? tenimizleme tekniğine geçiyoruz. Nasıl? Kaç dakika sürüyor Bir nefes? saat. Aman Bir Allah, ben bir saat. saat yapsam bunu ben uyurum. Uyuyanlar oluyor mu? Ben Yok, yoruldum falan. olmuyor. Ama gayet rahatlayanlar. Yani gelenler rahatlayarak gidiyor zaten. Öyle diyeyim sana. Ay! Ay, müthiş bir şey ya, müthiş bir şey. Arayın bu hatunu. Bakın böyle. Ay, ne kadar gergindim stüdyoya girmeden önce. Kuş gibi oldum vallahi. Peki şey, astrolojide 3 yıldır profesyonel eğitim var. Evet. Üzerine ne kaşe Şöyle koydun söyleyeyim. Sayşe Hanım? Astrologların öğrenciliği hiç bitmez. Biz öğrenmek üzere devamlı. Yani sürekli öğreneceksin. Devamlı biz öğrenciyiz. Yani ben hani sertifika aldım, bitti falan diye bir şey yok yani. Yok tabii ki. Evet. Aynen. Hayat öyle bir şey değil. Hala devam. Ben. Devam. Hala. Vay be. Hala Müthiş devam güzel. ediyorum. Ben bayıldım. Kur'an çarpsın bayıldım. Yani Teşekkür ederim. bunu kesin istiyorum. Bu benim Kesinlikle. uyumama falan da yardımcı olacak. Ah. Yani Uyuyamıyorum kaygı ya. Pıs, vallahi bozukluğu, uyuyamıyorum. depresyon hepsine çok iyi geliyor. Allah, bunlar yok. Ben İşte biz öyle... düzgün nefes alamadığımız için Vay, biz bunları vay, yaşıyoruz. 170-180 bin lira açık olunca Oo. sistemde yılan kaçtı yani. Çok kötü. Bu nefes de hitap etmeyebilir yani benim ruhuma, ama Eder. eder Eder mi? eder. Rahatlatır sizi. Bunlar rahatlatırsa önümüzdeki ay gene bunlar rahatlar. Ben bunları rahatlatırım bu sefer. Ya maalesef yani. Peki onun üzerine ne koyduk Tuğla? Tarot okuyuculuğu yapıyorum. Tarot. Aynı zamanda onu yapıyorum. Astrolojiyle derken bir de durularınızı, Aynen. görülerinizi açtınız öyle mi? Ne Aynen deniyor? öyle. Öyle mi deniyor ona? Duru gözü. Ya spiritüel olarak böyle, Spiritüel evet, hayatın ah, içerisinde aynen. sezgilerinizi çalıştırmaya Kesinlikle, başladınız. sezgisel olarak. Peki, sezgilerinize ne zaman vakıf oldunuz? 6 yıldır tarot okuyuculuğu yapıyorum. 6 sene Yaklaşık. oldu Evet. tarot okuyuculuğu Hı. yapıyorsunuz. Evet. Ve onda başarılı mısınız sezgilerinizden? Öyle söylüyorlar. Ben Ben ona da kendimi baktıracağım. övmeyi çok Ben sevmiyorum. ona da baktıracağım. Kesinlikle. Seve seve. Bana her şeyi söyleyebilirsin. Seve seve. Kur'an çarpsın söyleyebilirsin. Yayın sonrası bakayım size. Yo, yayında da bak. Şimdi. Getirtelim. İkiye Efendim, kesin. şimdi Sol hatunun elimizle. yanına geldim. Tamam mı? Hatunda her şey var. Nefeste benden %100 aldı. Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim. Vücudumda, sinirlerimde kendime geldi. 3-5 tane de ya. Demek ki bir saat falan olsa ben iplik gibi falan olacağım. İkiye Açıyorum. keselim. Dangoz. Bir de bir Evet. tane daha mı? Yok. Yok. Yeterli. Peki. Şimdi buradan 10 tane sol elimizde kart seçelim. Bir. Böyle Açmıyor kapalı muyuz? koyalım üst üste. Açmıyoruz. Peki. Özür dilerim. Hiç sorun İki. değil. Üç. Dört. Hani kalbime yakın olduğu için mi bu? Evet, aynen. Beş. Altı. Bu da onun tekniği. Yedi. Hadi bakalım. Sekiz geliyor. Sekiz. Bu da dokuz. Bu da on. Tamam. Topladık. Aa, alamıyorum bu kartı. Ah. Seyhan Hanım. Ne? Şöyle söyleyeyim size. Gerçekten hani biraz önce de söylediniz diye demiyorum ama bu gerçek. Şey, iş ortamında iyice daralmış, sıkışmış hissediyorsunuz kendinizi. Ama bir bayanın yardımıyla siz bu sıkıntıdan, bu zorluktan kurtuluyorsunuz. Bir hatun para mı veriyor bana? Yatırım mı yapıyor acaba? Canlıya mı Zaten geliyor? paralı bir hatun bu hatun. Onun yardımıyla siz bu sıkıntıdan kurtuluyorsunuz. Siz bir kavga mı yaşadınız? Yok. Yaşayacaksınız o zaman. Kimle? Aile içinde bir kavga yaşayacaksınız. Ailesel bir kavga yaşıyorsunuz. Evet. Bu yalnız bu mahkemeye kadar gidebilir. Ben size söyleyeyim bu yaşayacağınız kavga. Şu anda maddi anlamda hani yaşadığınız sıkıntı bir süre daha durağan geçecek ama sonra birden öyle bir açılıyor ki anlatamam size. Öyle bir yenilikler, öyle bir teklifler geliyor ki size
ardı arkası kesilmiyor gelen Ay tekliflerin. Kurban oldum Allah'ım. Allah hepinizden razı olsun ya. Bana bakın bu kartlar, bana seyircim, izleyicim, yenilik, başlangıç, teklif yani. Vallahi yazıyor orada. Onların kartıdır bu. Bunların gelmesi demek ve hızlı bir şekilde gelecek. Çok hızlı. Süratle, evet. Süratle geliyor. Aynen öyle. Çok o hızlı bir para. Şekilde geliyor. Ve bu da sizin birikimleriniz. Ay inşallah Allah'ım evet. Yarabbim. İzleyicim, sevenlerim ve takipçilerim bana ikinci bir şans verdiler ve ikinci bir şansımı da doğru kullanmak istiyorum. İnşallah. Hata yapmak istemiyorum, onları kırmak, incitmek istemiyorum. Onda şüphemiz yok zaten. Vallahi billahi. Evet. Soru sorun, üç tane kart seçin. Şimdi soru sorun. Sosyal medyada bir tane adamın birine tanışmıştım, ismi Aksel. Ve bu Aksel'le mahkemelik olduk. Mahkemede de hakimimize, savcımıza bu konuyla ilgili bilgi verdim. Ruh halimle oynanan bir sanal aşk oyunuydu bu. Bu şahıs yakalanacak mı? Sonuç ne olacak? Tutuklanacak mı? Başına bu şahsın ne gelecek? Onun kartı tamam, bu. Tamam çekelim. Buyurun. Üç tane çeker misiniz? Yani o, ben, İki tane o bana alayım. Dava açmıştı. Halbuki sizden, suçlu halde. Bu iki. Sizi kandırmış. Bu da üç. Dolandırılmışsınız. Kandırmış sizi. Kandırmış ama para mara almadı Allah ama için. Ama kandırmış sizi. Duygusal olarak kandırmış sizi. Biraz aklı bir karış havada olan biriymiş. Evet. Hani ayakları yer ne görmeyen. Başına ne gelecek? Başına ne gelecek diye çekelim bir daha. Başına ne gelecek ya Rabbim? Yani mahkemenin sonucuyla ilgili hakime, savcıya yaşamış olduğum sıkıntılı. Gelinlikle gittim biliyor musun? Bana yollamış İzledim olduğu gelinlikle onları, gittim. Yani ruhsal psikoloji yaratıyor bende. İşte bu da onun bir tane mi? Üç tane. Bir. İki. Şuradan da. Üç. Buyurun. Bunun başına şu anda bir şey gelmez ben size söyleyeyim. Neden? Bu gayet rahat. Yani tutuklanma gibi bir şey de olmaz. Şu anda öyle bir şey görünmüyor. Yani şu anda yok. Şu anda yok. Yok. Mahkemenin sonucunda ne olacak peki? Onu çekelim mi? Çekelim. Mahkemenin bakalım. Yani sonucuna bakalım biz o zaman. Ne olacağız onunla? Görüşeceğiz mi? Görüşmeyeceğiz mi? Ben onu affedeceğim mi? Ona tamam, çekiyoruz. Tamam, ona çekelim. Bana bu yaşattığını unutturabilecek mi? Buyurun. Geliyor. Bu bir efendim. Tamam. Bu iki. Bu da üç. Mahkemenin sonucu olsun bu. Onunla da sonuç bu olsun. Yani o şahısla, Aksel'le de sonuç bu olsun. Buyurun. Yeniden aşk mı var yoksa? Bu size teklifle gelir. Yeni bir teklifle gelir. Gönlünüzü almak ister ama siz ona arkanızı dönmüşsünüz artık. Kabul etmezsiniz hiçbir şekilde. Hiçbir şekilde kabul etmeyeceksiniz. Mahkemenin sonucu ne olacak? Mahkemenin sonucu siz tazminat mı açtınız? O bana dava açtı, ben de ona dava açtım. Karşı ama dava. Her iki mahkemede de hakim ve savcılar yaşamış olduğum travmayı tazminat yani. Açtıysanız tazminatı kazanır ama hapis yok. Tazminatı kazanırsınız. Bana en az 3-4 trilyonluk zarar verdi. Ve yaklaşık 2 yıl içerisinde çok büyük, ağır bir travmayla karşılaştım. Ama alırsınız o parayı ondan. Para değil derdim. Anladım. Benden ama adam o size gibi özür. Uzlaşmak için gelecek zaten ama siz kabul etmeyeceksiniz. Peki. Aşk hayatım yok. Şimdi aşk hayatıma çekiyorum. Tamam. 3 tane çekelim. İmanımdan şüphem yok. Onun için böyle imanımı kartlara yansıtmam zaten. Çok çirkin. Ve bu bir. Tamam. Bu iki. Bu da sol elimle. Üç efendim. Buyurun. Size bir şey söyleyeyim mi? Evet. Var mı? Aşk mı var? Öyle böyle değil ama yabancı yani bu yurt dışından birisi. Allah Allah. Yabancı birisi. Siz aşık olacaksınız. Allah Allah. Çok mutlu bir beraberliğiniz olacak hem de. Yakın bir tarihte, onlu vakit içerisinde diyeyim size. Nasıl? Onlu bir vakit içerisinde. Ne demek ya bu? Ayın 10'u olur. İşte 10 hafta sonra olur. Pat diye 10 gün sonra olur. 10 saat sonra olur. 10 hani ay bir, sonra da değil, dayanamam artık. 10 ay sonra demiyor. Yok. 2,5 yıldır. Yeter. Ama yakın tarih içerisinde çok mutlu olacağınız birisi girecek hayatınıza. Öyle sizi mi? Çok mutlu, çok mutlu edecek. Yurt dışından birisi ama bu. Yabancı birisi. Türk değil. Türk değil. Türk değil. Allah Allah. Türk değil. Ecnebi. Ecnebi. Sünnet öyle. Ettiririz artık. Peki.
efendim aile ilişkilerime çekiyorum. Tamam. Ailemde Allah huzur olsun, amin, bereket olsun amin, inşallah. İnşallah. Bir, iki ve üç. Ailede yakın geçmişte bir küslük yaşadığınız birisi olmuş sanırım. Onunla bir küslüğünüzü bitirmişsiniz, barış olmuş. Yeniden dengeyi sağlamışsınız. Aile içi gayet huzurlu, mutlu görünüyor şükür yani olsun şu anda. Şükür hani olsun. Dikkat etmeniz diye, hani dikkat edin diye uyarmıştım aile içinde bir kavga olabilir diye. Yine de temkinli olmak lazım, dengeyi sağlamak lazım. Öyle hani dengeyi sağlarsanız hiçbir sorunu çıkmaz. Peki, devam ediyoruz efendim. Şimdi bu kanalımla ilgili, yani Business Channel kanalımla ilgili neler olacak, ona İyi bakalım. İyi şeyler olacak mı? Evet. Büyücü çıktı, büyü mü yapmışlar? Yok, siz büyücü her zaman büyü anlamına gelmiyor. Daha farklı, siz, güzel bir, anlamlara bir da geliyor. Bir formül bulacağım galiba. İlahiden size yardım gelecek. Allah tarafından, evet, ya. Evet, Allah kurban tarafından yardım Allah'a gelecek, evet, ve başınızı kaşıyacak vakit bulamayacaksınız. Çok çalışacaksınız. İnşallah. Çok çalışacaksınız. Yani bayağı gelecek size. Bu Maddi güneşte olarak da akacak. Nasıl güzel şeyler geliyor. Nasıl güzel şeyler geliyor. Bu da çok önemli, biliyor musun? Yorumlamak da biliyorsunuz çok önemli bu. Tabii tarot tarotta okuyuculuğu. Kart karmıyorum. Değil yok mi? Karmayalım. Karmıştım ben onlara. Peki. Bu sağlığım efendim. Bir. Tamam. İki. Üç. Bir şey söyleyeceğim. Sağlığınıza dikkat edin. Öyle mi? Evet. Dikkat edin. Sıkıntılı orası, kule. Yıkılan kule. Yani dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var demek ki. Gidin bir check-up yaptırın mesela. Dikkat edin. Evet. Yani uyarıdır bu. Kule. Azize de zaten şifacıdır. Biliyorsunuz. Bir şifaya ihtiyacım var. Şifa, belki de ruhsal olarak bilmiyorum. Hani şu an yaşadığınız travmalar onu yansıtmış olabilir. Var çünkü, iyi onu değilim yani. Onu da yansıtmış olabilir. Demans yaşıyorum, biliyor musun? Bazen çıkıyorum mesela, 4 kere yaşadım. Son bir ayda 4 kere demans yaşadım. Çıkıyorum, nereye geçeceğimi bilmiyorum. İşte ruhsal olarak onu göstermiştir. Hani İyi değilim. Belki bedensel olarak değil de ruhsal olarak kötü olduğunuzu göstermiş olabilir, ama dikkat edin. Gene de bir check-up yaptırmak lazım. Aynen, yine de yaptırın. Peki. Bir. İki, üç. Neye sorduk bunu? Bunu neye bakalım, biliyor musunuz? Çok güzel çıktı ama kartlar. Bunu baştan sonra Flash TV'deki programıma bakalım. Yani öyle böyle büyümüyorsunuz. Öyle böyle büyümeyeceksiniz. Dünya. Aynen. Çok büyüyeceksiniz, yayılacaksınız. Alsan haber, manyak bereket, bir şey olacak. Bereket, bolluk. Yani. Akacak size bereket, bolluk. Bu kanal aracılığıyla. Bu yaptığınız var program şimdi, aracılığıyla. Şimdi bile birkaç televizyon kanalından program teklifi gelmeye başladı. Birkaç ayrı yapımcıdan. Daha da gelecek. Televizyonlara yani yapan büyük, majör kanallarda diyoruz biz ona. Onlarla ilgili teklifler var. Daha da gelecek. Seçim yapmakta zorlanacaksınız zaten. Ay inşallah be. Daha Allah da gelecek. Bana yardım et, kurban oldum Allah. Çok büyüyeceksiniz. Hayırlı olayım insanlara. Amin. Hayırsız olmasın. İnşallah. Amin. İki. Bunu ne için çekiyoruz? Üç. Bunu da Mustafa Sarıgül'ün oğlu bir Emir Sarıgül var. Onunla bir projemiz var. Ona çektim bunu da. Vallahi projeniz, bilemiyorum ne olduğunu ama bayağı sağlam bir proje olacak sanırım. Başaracaksınız. Bunda da mı? Allah'ım şükür. Başaracaksınız. Güzel. Ay, yani gelen güzel kartlar hep güzel geliyor. Şaşırdım ey yani. Ey kurban olduğum Allah'ım. Herkese yarabbim böyle gelmiyor. Peki. Bu kart da ülkemin kartı olsun. Tamam. Benim için yalnızca kendi menfaatlerim değil, ülkeme olan aşkımı herkes bilir. Bu da ülkeme ülkenin olsun. Durumu ne olacak? Evet. Ona bakalım. Ona da bir yardım var. Aynen. Allah tarafından bir yardım var zaten. Mahkeme.
mahkeme şey, hani insanlar ne olacak diye hep böyle muhakeme yapıyorlar ya kendi kendilerine. O her zaman hani adli olarak yorulmuyor. Ülkenin durumu hani şu anda kötü Kapa olabilir ama çıktı. Güzele gidecek. Meral Akşener'e mi çıktı yoksa? Güzel, güzel olacak yani. Bu Meral kötü Hanım, yaşadığımız siz mi alacaksınız? Kötü süreç... Beyefendi bırakmaz size gibi geliyor. Kötü süreç bitecek. İyi bir sürece geçiş yapacağız inşallah. İnşallah. Peki. Güzel o çıktı. Da tamam. Şimdi... Şimdi başka bir proje muraje değil de buradan ben ayrıldıktan sonra Flash TV'ye bakalım ne olur. Ben ayrılıyor muyum, ayrılmıyor muyum? Veyahut da ben ayrılırsam Flash TV'nin geleceği ne olacak? Hiç iyi olmaz. Buyurun. Siz oradan giderseniz ki gitmiyorsunuz şu anda zaten. Şu anda gitmiyor bir gidişiniz mi? Yok. Ama siz giderseniz hiç iyiye gitmez orası. Hmm, kalıyor muyum orada? Şu an kalıyor görünüyorsunuz. Ama teklif var yine. Bir teklif var. Ama iyi bir büyük şey olursa bir, giderim büyük canım. Büyük bir yerden teklif de var, evet. İmparator var orada. İşte büyük bir yerden teklif de olabilir. Daha büyük bir şey teklif edebilirler size. Yani öyle bir teklif var, ben size söyleyeyim. Ama siz oradan giderseniz iyiye gitmez. O ne demek? O ne kağıdı? Bu ay kartı. Ne yapıyor? Yani bu gizli düşmanları gösterir. Hani ayın gerçek yüzünü göstermediğini gösterir. Her zaman iyiye peki göstermez bu. Peki. Bu bir. Bu iki. Bunu neye çekiyoruz? Bu da üç. Bunu da düşmanlarımın başına ne gelecek diye bakın. Ne bu? Daha ne gelsin? Ölüm mü? Ölüm değil. Ya zaten düşmanlarınız Allah belalarını vermiş diyeyim yani size. Pişmanlık duyuyorlar. Geceleri uyku uyuyamıyorlar ki. Şimdi bir de Rabbim böyle bir düşüncenin içerisinden al beni yani. Bu kağıt nitekim sen bizim kaderimizi belirlemişsin. Ama Rabbime vesile olsun bu kağıtlar. Ve benim kaderim çıksın. Son olarak da ona bakıyorum. Ne demek değnek bu? Değnek kralı yani sizin kaderinize öyle birisi geliyor ki adam kral gibi. Anlatabiliyor muyum? Zengin, tam bir aile erkeği. Ama bu evlenmiş ayrılmış da olabilir, olsun. Çocuğu da olabilir. Olsun başımın üstünde, evli olmasın. Ece Erken'in pozisyonuna düşmeyelim. Ve şu an o da çok mutsuz. Öyle mi? Evet, o da yabancı çok mutsuz. Dediğiniz adam bu. Evet, o da çok mutsuz. Tanışıyorsunuz. Size yakın zamanda zaten tanışıyorsunuz. Hani bir ortamda tanışıyorsunuz siz bu kişiyle. İnanılmaz güçlü bir erkek. Allah güçlü Allah. Yani, maddi manevi güçlü birisi. Bak çok ilginç he. Kaderim dedim. Peki aynen. Evlilik var mı diye bakalım. Evlilik var mı? Bir. Yok. İki, üç, metres hayatını evet, yaşayacağım yoksa. Evet, evlilik var. Var mı? Oo, metres siz olmaktan kurtul. Siz bu insanı kurtul. Var ya, parmağınızda oynatacaksınız, öyle değil mi? Aman yapmayın. Ama bak böyle, gerçekten öyle. İnanılmaz bir şey çıktı, bakar mısın? Bak. Parmağın, yani bir aslanı güç, hani aslanı nasıl... Aslanı terbiye ediyorum. Evet, aynen. Bu ne? Bu çok da hayır yapıyorum. Çok cömert bir erkek. Çok cömert. Hayır. Bu... O biraz böyle hani tek başına kalmış. O geçmiş zaten. Geçmişi gösteriyordu. Aman geçmişe Allah'ım. Geldi o. Ay kurban oldum Allah'ım bana. Bunu da mı yaşatacaksın ya? Ay şükür olsun size ya. Karşı çocukluğumdan çok beri cömert çok... olacak yalnız. Ben size söyleyeyim. Peki. Ne kadar zamanda olacağı çıksın bu tamam. Yeni televizyon projemin, yeni kanalın? Olacaksa, olmayacaksa da o da çıksın yeni mi, eski mi diye. Buyurun. Yeni kanalın projesini mi soruyorsunuz? Evet, adalet var. Mahkeme. Mahkeme de olabilir o. Yani bir mahkemelik bir durum, bir süreç olabilir. Veya adalet yerini bulacak diyeyim. Hmm. Siz daha iyi bir yere geçeceksiniz diyeyim.
ilahi adalet. Evet. Kurban oldum Allah'a. Bizi mahkum eylemiş. Çektiğiniz bütün sıkıntılar artık bitecek. Burada bir kişi kendini ailesine karşı savunmaya almış. Hani bir şeye karşı bir savunma yapıyor kendine. Burada ya da yalnız tılsım kralı ve Allah yardım ediyor bana. Aynen. Ben aynen daha fazla öyle. Bakılmaz. Senin yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Sizin hem astroloji, hem nefes terapisti, hem tarot, hem de müthiş bir aşçıyla sohbet ettim. Bu başarı hikayesi değil. Bu başka bir şey. Yani insanlarla kurmuş olduğu o diyaloğu böyle sıcak içine böyle akıtan bir hatunlayım. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin buralara kız. Çok memnun oldum. Her şey çok güzel olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Allah'a emanet ol. Siz de. Hoşçakalın. Efendim, ben Seyhan Soylu. Al sana iş diye ilk konuğum oldu. Konuklar ediyordum. Ama bugün farklı böyle size iki parça video önce tanıttım hatunu. Sonra da yapmış olduğu meslekle ilgili bir bakım yaptı ve çok müthiş güzeldi. Ve birçok şeyi de bildi. Olağanüstü. Altta da numaraları var. Arzu edersin. Ve baştan sona da telefon numaralarını iletişim numarası olarak yayınlayın ki ulaşmak isteyenler ulaşsın. Hoş çok geldin. Teşekkürler. Uğurluyorum seni. Sevgiyle kal. Hoşça kal.